Evet. Bu küçük bir hikaye. Hikaye derken bunun mesajı şudur. Madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari. Benim de senin gibi Allah'ım vardır. Mesajı bu. Yani herkesin bu dünyada yaşamaya hakkı olduğunu. Şöyle bir hikayesi var. Bir gece sinemadan çıkmıştık. Bu da çok ilginç Fatih'te hatırlıyorum. bir sinemadan. Gece 12 yarımdı. Kapıda birçok insan vardı. İhtiyacı olan, muhtaç insan görünüyordu hallerinden. Fakat onların arasında birisi vardı. Yaşlıca bir adamdı. Onlardan farklı bir duruşu vardı. Dilenmiyordu. Fakat öyle duruyordu. Mağrur da bir duruşu vardı. Fakat onların arasında durduğu için ihtiyacı olduğu anlaşılıyordu tabii. Onun o duruşu beni son derece etkilemişti. Ve şu sözleri söyledim. Nerede boynu bükük bir garip görsen, hor görme kim bilir ne derdi vardır demiştim. Beni bu etkiledi. Aradan zaman geçti. O garip halinde ne sırlar gizli, onu bu hallere bir koyan vardır dedim. Sevdaya bağladık ama sonunda madem yaşamaya geldik dünyaya, benim de her şeyde bir hakkım vardır. Sevmiyorsan hor görme bari. Benim de senin gibi Allah'ım vardır dedim. Bunu toplumumuzda, ülkemizde o durumda olan birçok insan vardı. Belki muhtaçlığını söyleyemiyordu ama duruşundan ifade ediyordu. Belki diliyle söyleyemiyordu. İşte bu beni etkiledi. Nice gariplerin olduğunu düşündüm. Hatta benim bir bestem vardır, başka bir bestem. Ben doğarken ölmüşüm. Onun da ayrı bir anısı vardır. Onunla da bütünleştirmişimdir bunu. Toplumumuzda olumsuzlukları doğarken o kadar çok olan nice insanlarımız var ki anlamında. Ama bunları aşmak mümkündü inşallah. O da bizim devletimize ve insanlarımızın gücüne, iyi niyetine vesairesine düşmekte tabii. Birbirini ilgilendiren konulardı. Yani bu hikaye, bu o mağrur dilenen insanın hikayesidir. Evet. Berhudar ol evlat, sağ ol. Teşekkür ederim. Çok Üyelerine teşekkürler. sağlık, böyle bir eser kazanmak için. Bülent Hanım. Her söylediğine yani tamam diyorsunuz. İnanamıyorum. Sevimin korkusundan. Birine aşıktı. Şimdi söyleyemiyor. Polis müdürü gibi orada oturuyor Sevim. Ben evet aşıktım. Bir böyle karşılığını da alamadım demiyor. Yok adam orada çok gururluymuş da dilenmiyormuş. Siz diyorsunuz ki Sevim Hanım'dan başkasına aşıktı. Herhalde. Yok şöyle ki. Sevim Hanım'a yazdığım şarkılarım ayrı. Bu anlattığım hikaye benim yaşadığım... Kenarda duruyordu da boynunu iyiymiş. Ay sen çok yalancısın. Şimdi mesela Sevim Kızın adını söyle. Yazdığım şarkılardan bir tanesini... Ayşe Fatma hepsini anlat. Yok şöyle ne ki... Ne canım? Sevim Hanım'a yazdığım şarkıların Sevim, başında gelen şarkılardan bir tanesini sevgili Ebru demin ne, okudu. Var? Sen benim için Nasıl korkulu Ebru? Bir rüya. Ne dediğini farkında mısın sen yani? Ebru Gündeş seslendirdi onu. Evet. Ha seslendirebilir evet. O önemli değil. Ama bu sen hikaye kızların böyleydi. Adını ver. Kızların? Söyle. Kime yazdın bunu? Ne Doğruyu söyle ne ya. Ne demek istediğini bir türlü Şurada anlayamıyorum. Şurada kaç kişiyiz Allah aşkına? Sevgili Bülent'in ne demek istediğini bir türlü anlayamıyorum. Acaba ne kaç demek istiyorum? 70 milyon. 70 milyon. Kaç ne olur Orhan? Sen hisli insansın. Aşık olamaz mısın Allah dinin hakkına ya? İnsan her önüne gelene aşık olur mu? Yani bir tek Sevim öyle mi? Ya neticede şu Sevim'i kontrol altına almam lazım benim bu. Nesi var bu Sevim'in? Kız şeyde geleceksin Nur buraya. Nur Hanım ne diyor bakın Nur yani ne diyor? Taş ne diyor? Ne? Sadece Sevim diyor. Sadece Sevim. Yalan. Bence yani yanlış mı yaptık yoksa? Şöyle. Hayır çok doğruyu yaptım da. Kod adı Sevim, kod adı Sevim. Kod adı Sevim. Ha. Benim son derece etkilendiğim iki insan vardı. Bir Kim tanesi bunlar? Allah gani gani rahmet eylesin. Öldü mü? Babamdı. Ve Allah rahmet eylesin. Annem sen gerçeği anlat. 91 kadın. Yaşında. Aa! Buradan anneme çok selam ve sevgilerimi Allah rahmet yolluyorum. Eylesin. Babama Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Sevgili annem şu anda yatmış olabilir. Ellerinden öpüyorum ve onu çok seviyorum. O bizim başımızın tacı her zaman. Ve şunu söylemek istiyorum. Annemle babam birbirlerini Leyla ile Mecnun gibi severlerdi.
ve büyük bir sevgiyle, saygıyla. Baban hiç aldatmadı mı anneni? Saygıyla efendim. Baban hiç aldatmadı mı? Biz öyle bir şeyini ne duyduk ne gördük. Ya nereden bilsin oradan abi? Senin gözün kör olmasın en herif. En ufak bir patatı kütürtüleri. Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah. Lanet olsun senin gibi herife. Dakika başı yapıyor. O da bir şey. O da bir şey yapmadı ki. Kim? Ne yaptı? Daha ne yapacak? Yaptı mı bir şey? Çay içti. Çok sinirlerim bozuk. Yaptı mı bir şey? Yok, yapamadı. Yarıdan döndü. Yani, Orhan söyle şunu Allah aşkına ismini ver. Ya sinirlerim bozma beni. Olmasa yaşam zorlaşır şüphesiz. Çok yalan şüphesiz. Konuşuyor beyefendi. Ama bu olmaz. Bülent Hanım'ı hiç topluma ikna edemiyorsunuz. Topluma kötü örnek efendim. Oluyor. Hiç ikna edemiyorsunuz. Hayır edemez. Şunun ismini ver kurtul. Ya salla bir tane gitsin Ayşe'ye de bir şey. İsim nedir o? Ne ismi vereyim? Veremez diyor Sevim Hanım. Veremez diyor buyurun. Hayır, sınır efendim. Polisi orada. Hayır veremez. Olmayan bir şeyi pek söyleyemem de onun için demek istiyorum. Nasıl Orhan Bey? Olmayan bir şeyi söylemem mümkün olmadığı için söylemek istiyorum. Ah sen. Üstüne gitmeyin Orhan abinin. Bülent Hanım yalnız vallahi bir şey söyleyeceğim. Siz bir şey mi biliyorsunuz? Yani hiç inanmıyorsunuz. Ama hatasız bu kadar sevgi dolu. Bakın bir şey söyleyeyim. Evet dökün hadi buyurun. Hatamla sevmeni demiştik ama bunu çok... Hatasız kul olmaz. Ayrıca bu hata değil ki. Hayır. Bu hislerin tezahürü. Yok, ben yine sen çok hisli bir adamsın. Evet. Söyle. Biz duygulu olmasak... Bu besteleri yapmazdık. Duygulusun ama sonra öteki. Efendim, ille benim bir şeyler yapmış olmam sanıyorum. Kesin. Konuysa ama ben onu bir türlü anlamıyorum. Yaptı. Ne yapmam gerektiğini. Korkudan söyleyemiyor. Efendim? Hayır. Biz saygılıyız tabii. Saygılısın ayrı. Saygılıyız. Yaparken neredeydi aklın? Ne yani yaptım? Esasında... Abi de... Yapmış gibi konuşuyorsunuz yazık ki. Yaptı zaten. Nereden biliyorsunuz? O Allah da biliyor, o da biliyor, ben de biliyorum. Ne yaptığımı söyleseniz. Olsun, ben efendim? Bu katayım da. Bülent Hanım deminden beri bir şeyler söylüyor. Ben bir türlü anlayamıyorum. Evet, siz anlamaz. Anlayamıyorum. Evet. İşine geleni anlar. Her Orhan Gencebay gecesinde böyle şeyler oluyor. Ve oluyor. Bir anda anlayamamaya başlıyor. Hiç Orhan anlayamıyorum. Değil mi? Bir daha gecesinde şimdi asıl Umut anlamıyor. Bu bütün bu konuşulanların benimle ne ilgisi var diye bakıyor çocuk. Sen evladım, biz biraz aramızda şöyle ama bir... Evlat, ben şunu söylüyorum, sen çok gençsin. Benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Şimdi bunu... Şimdi bir dakika, yine soru işareti. Gene olmadı yine abi. Soru işareti. Şimdi ne demek istedim bundan, ne demek istedim? Çok tartışmaya yani açık. Yani hayatımı bir tek insana verdim. He. Hayatın zevklerinden, hayır, nimetlerinden istifade edemedim demek istedim. Hayır, bunu söylemek sen istemedim. Sen yarın hastanedesin Orhan. Ben seni ziyarete geleceğim arkadaşım. Allah'ın izniyle. Yok. Kalk Sevim, yürü. Bir yanlış olursa... Yanlışı tane... yaptın, daha ne diyeceksin sen? İki hayatım tane... mahvoldu diyorsun. Bir tek insana bağlı kaldım. Bütün nimetlerden hayır, istifade edin. Sen istemedim. Dedin. Bir dakika. Başa alın. Bu hepsinden önemli. Tamam. Alın. Hepsinden önemli. Alın başa. Bir saniye. Bir izleyebilir miyiz? Çabuk. Bir izleyelim. Benim yaptığımı yapmak... Kolay baba, değildir. Bak. Ama seven kişi benim yaptığımı yapar. Ben sevmeyin demiyorum. Evet. Benim dediğimi yapın, sevin diyorum. Yaptığımı evet. Yapmayın derken ille benim yaptığım gibi birine bağlı olmayın anlamında bir şey söylemedim ki. Böyle bir şey yok orada. Katliyen. Bilmiyorum. Benim kesinlikle yaptığımı yapmayını nereye oturtturacaksın arkadaşım? O hangi usul peki, kalıbına oturtturacaksan oturttun. Bülent Hanım çok net. Ne yaptınız? Ne yaptın? Evet. Veya ne yapmalıydın Orhan? Anlat da bileyim. Hayır. Allah aşkına. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın dedi. Ne yaptınız? Onu merak ediyoruz. Benim yaptığımı yapmayın evet. derken. Şimdi şu anda çok özel şeyleri söylemek istemiyorum. Ne münasebet. Gittikçe ne münasebet. Soru işaretleri büyüyor. Bizimkiler konuşuluyor da seninki niye konuşulmuyormuş? Hayır anlatacaksın Orhan. Hayır bunu söyleyecek lütfen. Evet artık bu kadar açıklamadan sonra Türkiye sizden mesela, bu açıklamayı bekliyor. Benim yaptığımı yapmayın derken ben birisini 13 saat dinlemiştim. Bunu evet. Yapmayın kimi? Mesela birisini. 13 saat önce konuştu mu orada? Ya 13 saat konuştu, saat konuştu mu konuştu bu? Ve ben dinledim. Sen ne yaptın? Dinledim. Hiç bunu yapmayın sakın. Mesela. Şimdi ay sen. Bu kadar olmaz. Ya böyle değil. Böyle yani. Yani bu, sıkıntı. Ay, bence ben size hep söylüyorum. Bu işte. Ama bakın. Yine evet, 13 saat dinlemiş. Bence de yapmayın. O vakitler boşuna yapmayın. Harcanır mı? Sonra bana bir gün o spor yaptığım zamanlarda şu fıçıyı kaldıramazsın dediler. Ben de su dolu sandım. Ya boş ver bu fıçıları falan kaldırdığını sen şimdi. Ne yaptığımı sen söylüyorum. Sen başka şey... Fıçıyı kaldırmaya çalıştım. Fıçıyı boş zor ver diyorum. Kaldırdım. Ya, ben böyle şey hayatımda ilk defa duyuyorum sanıyordum. Yalnız. 325 kiloluk gresya varmış. Fıçıyı mesela kaldırır. Bunu yapmayın.
böyle şeyi yapmayın. Yani Allah Allah. Orhan abi ne fıçı biliyorduk bu saate kadar ne 13 saat birini dinlediğimizi. Yalan. Vallahi. Sevgili izleyiciler. Sevim, böyle Sevim sen nelere kadirsin Sevim. Şok flash stüdyoda gerginlik. Altyazı geçin evet. Orhan Gencebay çok büyük açıklamalarda bulunacak reklamlardan sonra görüşmek üzere. Reklamlardan sonra ayakta kalırsın. Popstar Atatürk'te tekrar beraberiz değerli izleyiciler, sevgili konuklar. Reklamlardan önce şok flash demiştik. Orhan Gencebay'dan Türkiye'yi sarsacak açıklamalar geleceğini söylemiştik. Öyle bir sözü vardı ama bakın. De ne oldu? Orhan Bey yerinde yok. Buyur yani, ben ne demiştim? Değil mi? Siz söylemiştiniz. Üstelik Sevim Hanım da yok. Sevim de yok. İçeride cinayet çıkıyor. Aa, Sevim Hanım geldi. Sevim geldi. Sevim hakladın geldi. Mı kız? Aferin. Ellerin dert görmesin. Yani bu açıklamalı... Garip. Ve Orhan Gencebay da geldi. Şimdi senden bahsediyordum. Çok iyi insandır diye. Dedim bu kadar iyi bir müzisyen insan olarak kamına erilmez. Çok iyi bir çocuktur dedim. Gurur duyuyorum yanında. Gurur duyuyorum dedim. Dediniz. 13 saat dinliyor. Ay ben 3 dakika dinleyemem. Sus be yeter artık. Ben evet. Onun için yapmayın diyorum zaten. Her şeyi yapmayın. Fıçı kaldırmayın. 13 saat kimseyi dinlemeyin. Mesela bir şey daha yapmayın. Ha içeride öğrettiler buna. Hayır. Katliyen. Evet. 10 yaşında. Evet. Tanımadığınız birisine, komşunuza misafir gelmiş 10 yaşındaki bir kıza 10 yaşında beste yapmayın. Ben 10 yaşımda bir beste yapmıştım. Çocuğa. 10 yaşında evet. Yaşınızda bir beste yaptınız. Bir beste yapmıştım. Komşumuza misafir gelmiş. O da 10 yaşında bir küçük kızdı. Şekillenmemiş duygular. Bir daha da görmedim onu. Böyle birine beste yapmayın 10 yaşınızda. Ama arkadaşım erken uyandı. Hatırlıyor musunuz o şarkıyı? Tabii. Kara kaşlı esmerdi kim bilir kimi sevdi diye bir şarkı. Ne i̇lk bestemdir yani. Benim. Yani ilk beste denmez de ilk karalamam. 10 yaşınızda. 10 yaşımda. Tabii. Konuyu dağıtmayın ama Orhan Bey. Yani yok çok bunu güzel. Böyle bir şey yapmayın. Hep oralara götürün. Yani böyle tanımadığınız küçücük de olsa büyük küçük tanımadığınızı yapmayın. Çocuksu duygular, Umut, insani duygular. Umudunu evet. Kesme hiç birazdan sana geleceğiz. Realite merak yok. Bekliyorum ben. Realite hep evet. Yok, hiç yok. Hep böyle fıçı, hep ya, çocuk, konuşma, küçük aile, çocuklar. İnanın bunlar evet. Doğru. Yardımseverlik falan. İnanın bunlar doğru. Ama tabii ama senin muhakkak onlar doğrudur. Senin hayatında hiç realite yok mu yani Orhan? Mesela şimdi bir gün... He. Cebimde para kalmamıştı Cağaloğlu'ndan evet. Etilere kadar yürümüştüm. Yapmayın bunu da yapmayın. Bunu. Böyle bir şeyi yapmayın. Bunu da yapmayın. Nasıl yani yapmayacak? Para yoksa yürüyecek yani yok, nasıl yapmayacak? O kadar parasız kalmayın. En azından hey. Bir yol parası olması lazım insanın yanında. Harcarsanız ay, sen yürürsünüz. Sen geçsene bunlar be. Yok, belli aa, ben sıkıldım bu işlerden. Alamayacağız belli oldu. Ay, alırım ben onu. Siz bana müsaade edin. Söylüyor sonra, musun? Söyle. Sonra başka gönülleri kırarak kırmayayım diye... Kendi gönlünüzü bu kadar kırıp da bypass olmayın mesela. Evet bunu yapmayın. O doğru ama bunu hakikaten doğru söylüyor. Şimdi bunların hepsi yazık şaka. İçine ata. Orhan Gencebay tabii ki Türkiye'ye örnek olmuş bir insan. Bir büyük alkış hakikaten. Alalım lütfen. Gerçekten. Orhan baba. Ve tabii ki çok büyük bir besteci, çok büyük bir sanatçı ama büyüklüğü biraz da nereden geliyor biliyor musunuz? Böyle şakaları o kadar güzel kaldırıyor, bizle beraber o kadar güzel eğleniyor ki gerçekten işte büyük bir sanatçıyı burada hep beraber yakından izleme şansı, yaşama şansı buluyoruz. Baksanıza Orhan Gencebay sevdasından Nur Yerlitaş da geldi. Orhan'a aşıktır. Çok sever eserlerini. O bizim can kardeşimiz, can dostumuz. Sevgili usta Nur Yerlitaş da. Evet, hoş geldin sizler de. Çok siz sever. Gencebay'ı çok sever. Bence çok sever. Evet. Onun şarkıları sesi de güzeldir, okur. Evet. Bizim günlerimizde gelmedi nankör uğursuz. Böyle denk gelmiş olabilir. Sen sus be. Görüyorsunuz ille mutlaka her şeyin... ters yönünden bakma yeteneğini burada evet, bir defa evet, daha gösteriyoruz evet. Ama tamamıyla öyle değil tabii. Çok doğru baktığı yönleri de var ama böyle biliyor, bir Hinoğlu inlikleri de... Niye şimdi bu senin gecen de geldi de bize hiç uğramadı Orhan? Ne zaman? Bu Yerlitaş. Senin için geldi. Bir de aşağıda sağ benim olsun. Odaya geldi. Teşekkür ederim diyor sevgili Nurcuğum. Diyor ki Gencebay'ın şarkılarına geldim diyor.
Aa, suratıma şimdi, kalmış. Nur Yerlitaş, biz de çok seviyoruz. Bülent Hanım'ı da çok seviyor. Yani sevginin ölçüsü de yoktur. İkimizi de çok seviyor. Sağ olsun, var olsun. Arada bir ayağına böyle sağ ziyarete geliyor bize. Koyun koyuna yatarım. Benim berhudar çok eski olsun arkadaşım. Çok, çok yakın peki arkadaşım. Sağ ol, hoş geldin. Umut'cum, umudunu kesmemen gerektiğini söylemiştim sana. Sana da. Ama ben umudumu kesmeye başlıyorum artık yavaş yavaş. En başta. Seni seviyorum Nurcuğum. Orhan ne de verdin. Ne güzel. Ne verdin? Nur Hanım, çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ve Umut'a dönüyoruz. Umudumuzu kesmek üzereyken. Ne diyecek bakalım Ebru Gündeş? 10 dedi bile. Mesela bu gece sahneyi kullanmaksa bunu sen daha iyi yaptın bence ve çok daha sıcaktın. Bu benim naçizane görüşüm. Aralarda küçük küçük hatalar var mıydı? Tabii ki kulağım duydu. Kulağım sağır değil henüz. Ama bütün onları sahne enerjinle bence yok ettin. Bence kalmalı bu adam burada. Bence 10. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler Ebru Gündeş Armağan'cığım. Bu 4-5 yarışmacı içinde en çok gelişim gösterenin Umut olduğunu düşünüyorum bir kere. Çok sağ olun. Bence bu yarışma için önemli bir şey. Mesela ben ilk haftalardan beri kim gidecek dendiğinde içimden hep Umut diyordum. Ama Umut gitmedi ve bence büyük de bir gelişme gösterdi. Bu gece biraz ritim problemi olsa da mesela bayağı dans etti ama ritim duyamıyor ayrı. Biraz Ajda Pekkan gibi dans ediyor ama olsun. Ritim sonradan geliyor. Ama çok önemli bir şey gelişme göstermesi bence 9. 9'da Armağan Çağlayan'dan. Bu gece seni verdin en yüksek puan oldu. Ve Bülent Hanım. Ben arkadaşıma katılıyorum. Oradan inişi efendim sonra sahneyi kullanışı halkla iletişimi fevkaladenin fevkindeydi. Yani sahne adamı olarak kullandı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz kaç veriyorsunuz? Ben de 9 veriyorum. 9'da Bülent Ersoy'dan geldi. Çok güzel puanlar. 38 puan oldu Umut'cum. Aday numaranı söylemek ister misin? Aday numaram 113. Buradan öncelikle Eşref Fakı Baba, İbrahim Güllüoğlu, Celal Öztop olmak üzere Urfa'ya selamlar, sevgiler gönderiyorum.